seyirciler, istisnasız herkes yemyeşil güzel bir çevrede yaşamını sürdürmek ister. Bulunduğumuz alanları daha da güzelleştirmenin yolu peyzajdan geçer. Bu doğrultuda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 100 bin dönüm alanda rulo çim üretimi gerçekleştiren Ada Çim'e konuk oluyoruz. Rulo çimin hayatımıza ne zaman girdiğini, nasıl bir kullanım alanı olduğunu ve işlevini en yetkili isimle konuşuyoruz. Yaşadığımız alanlara renk, estetik ve güzellik katan peyzaj uygulamaları her geçen yıl daha yoğun bir talep görüyor. Peyzajın en önemli alanlarından birini de çim uygulamaları oluşturuyor. Kendi tohumunuzu ekip bahçenizin yeşermesini beklemek yerine rulo çim uygulamalarıyla süreci kısaltmanız mümkün kılınıyor. Tohumdan ekim yapılan çimle rulo çim arasında farklar bulunuyor. Sakarya'da rulo çim üretimi gerçekleştiren Ada Çim, uzun yıllara dayanan saha tecrübesiyle taleplere kısa sürede karşılık veriyor. Ada Çim, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma. 100 bin metrekare civarında bir alanda üretim yapmaktayız. Rulo çimin üretimini yapmaktayız. Maliyeti yüksek görünmekle birlikte uygulanır uygulanmaz sağladığı yemyeşil görünüm, ödediğiniz her kuruşun hakkını verecektir diyen ziraat mühendisi Burak Şahin, bakım, sulama, ilaçlama gibi maliyetlerin de rulo çimde daha düşük olduğu tespitinde bulunuyor. Rulo çim gelişimini tamamladığı ve tamamıyla toprağı kapladığı için yabani ot çıkışını da önlüyor. Bölgede bu işin çoğalması İstanbul'a yakınlığı en başta gelen sebeplerden bir tanesi. İstanbul'a yakınlığı, müthiş bir müşteri portföyünün olması İstanbul'da. Bir de bir Sakaralı olmamız bunun dışında bu işi yapmamızdaki nedenlerden bir tanesi. Bu alanda ciddi bir de tecrübeye sahip olduğunuzu biliyorum. Aşağı yukarı ne kadar zamandır rulo çim üzerinde tecrübenizi ortaya koyuyorsunuz uygulamalarla? Yaklaşık daha önceden 10 yıla yakın bir bu sektörde çalışma tecrübemiz var. Babamın da ve benim ziraat mühendisliğini yeni bitirmemle birlikte bu sektörde faaliyet gösteriyoruz ikimiz birlikte. Bu sahada üretim yapıyoruz şu anda. Çok geniş bir alandayız. Bu geniş alanın metrekaresinden bahsedelim ve hangi dönemde ekim yapılır, hangi dönemde hasat yapılır? Biraz da bu teknik bilgileri paylaşalım izleyicilerimizle. Rulo çimin tohumla ekim zamanı geldi. Rulo çim üreticilerinin ekimle zamanı Eylül ve Ekim ayları Marmara bölgesi ve Türkiye şartlarında en ideal ekim zamanları olarak biliniyor. Hasat zamanları ise Nisan ve Mayıs aylarında çoğunlukla hasatın en yoğun olduğu zamanlar olarak söyleyebilirim. Peki rulo çime bakış açısı nedir? Hani biz çok uzun yıllardır aslında bilmiyoruz rulo çimi. Hayatımıza girişi çok uzun bir dönemi kapsamıyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Evet, yanılmıyorsunuz. Son 10 yılda müthiş bir ilerleme kat etmiş. Yani yeşil alanların kaybolması, şehirleşmenin çoğalmasıyla birlikte böyle doğal yollarla yeşillendirmeye gidilmesine neden olmuş. Yapılacak yanlışlıkların zaman, enerji ve para kaybına neden olacağı göz önünde bulundurulursa, işin ehli kişilerce hizmet almanın önemi de ortaya çıkmış oluyor. Marmara Akdeniz bölgesinin, Ege bölgesinin ikliminden kaynaklanan bunun orada uygulanması daha çok maliyetli bir iş olarak söyleyebilirim. Çünkü bu soğuk iklim tipi bitki olduğu için burada yetiştirilen Marmara bölgesindekiler sulama ihtiyacı ve bakım masrafları Ege bölgesinde yetişen Bermuda Grass gibi çimlere göre daha masraflı olarak söyleyebilirim açıkçası. Burak Şahin, standart serin mevsim çim bitkileriyle karşılaştırıldığında %40'a varan su tasarrufuna da dikkati çekiyor. Rulo çimlerin siparişi aldıktan sonra burada sahada kesilip paletlere konup araçlarla bahçeye nakil işlemiyle gerçekleşiyor. Oradan sonra bahçenin tesviyesi, yer zemin düzgünlüğüne göre uygulama yapılıp bir hafta boyunca
sulanması, nemli kalması gerekiyor. Sahadaki toprağa adapte olması için. Bunu da sağladıktan sonra artık yemyeşil bir bahçeye sahip olabiliyor müşterilerimiz. Kamu, özel peyzaj alanları, futbol sahaları, yarış pistleri, engebeli alanlar, golf sahaları, park ve bahçe alanlarında uygulanan rulo çim için en çok konut sahipleri firmanın kapısını çalıyor. Daha çok park ve bahçelerde, villa bahçelerine uygulama yapıyoruz. Daha çok rulo çimin uygulama yerlerini şu ana kadar yaptığımız uygulamaların çoğu bu yerlere kapsıyor. Villa bahçelerine uygulamamız en fazla bir günü alabiliyor. Yani siparişi almamız, bizim buradan kesmemiz, yani en fazla bir gün içinde uygulama yapıp müşterilerimizin bahçesini bir gün içinde yemyeşil hale getirebiliyoruz. Nasıl oluyor o süreç? Şimdi kafalarında izleyicilerimizin biraz daha şekillenmiş olsun. Çok geniş bir alandayız, çimlerin üzerindeyiz. Bu çimler kaç metrekarelik böyle kesiliyor, nasıl hazırlanıyor, oraya nasıl gönderiliyor, uygulaması nasıl yapılıyor? O süreci de kısaca özetlersek sanıyorum onlar için biraz daha açıklayıcı olacak. Rulo çimlerin siparişi aldıktan sonra burada sahada kesilip paletlere konup araçlarla bahçeye nakil işlerinden gerçekleşiyor. Nakil işlemiyle gerçekleşiyor. Oradan sonra bahçenin tesviyesi, yer zemin düzgünlüğüne göre uygulama yapılıp bir hafta boyunca sulanması, nemli kalması gerekiyor. Sahadaki toprağa adapte olması için. Bunu da sağladıktan sonra artık yemyeşil bir bahçeye sahip olabiliyor müşterilerimiz. Üretimin gerçekleştirildiği Sakarya'da ağırlığını hissettiren firma İstanbul ve çevresine de hizmet sunuyor. Satışla iş bitmiyor diyor Burak Şahin. Satış sonrasında da talep edilmesi halinde müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik hizmetler sunuluyor. Daha çok yakın yerlere, İstanbul, Marmara bölgesi içinde siparişlerimizi o bölgelerde değerlendiriyoruz. Yani bize bölge olarak, bölge dışında çok fazla talep olmuyor açıkçası. Çevre dostlarına şunu söyleyelim o zaman, yemyeşil bir bahçe isteyenlere bu görmüş olduğunuz çimler bir gün sonra sizin evinizin bahçesini de süsler hale gelebilir. Bir gün içerisinde yemyeşil bir bahçeye kavuşmak mümkün olabilir. Evet. Peki biz şunu biliriz, parklarda bahçelerde bir tabela vardır ve çimlere basmayınız, çimlere basmak yasak denir. Çimlere basılmaz mı Burak Bey? Aslında çimlere basılabilir. Aslında çimlere basınç uygulaması çimlerin kardeşlenmeye teşvik açısından önemli bir durum. Biz basıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Yani o basılma nedeni daha çok bakımın neden olduğundan kaynaklanabiliyor. Bakımla ilgili problemlerden olabilir. Sulamayı ve gübrelemeyi bakımın düzgün yapıldıktan sonra, biçim yapıldıktan sonra çimlere her zaman basılabilir. Bunda bir problem yok. Değerini artırması yanında sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortam sağlayan çimin yaşam için oksijen ürettiği, klima gibi ortamı serinlettiği, küresel ısınmayı engellediği ve karbon salınımını azalttığı söyleniyor. 200 metrekarelik bir alandaki bir çim örgüsü 4 kişilik ailenin bir yıldaki oksijen ihtiyacını karşılayabildiği hesaplanmış ve net bir sonuca varılmıştır. Yani bu konuda çalışmalar bunu gösteriyor. Yani daha çevreci bir yaşam, daha yeşil bir dünya için çim ekin de diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz bu şekilde. Yani etraftaki ağaçların da daha hoş görünmesine sebep olan bir bitki, çim bitkisi. Burak Şahin, uygun bakım yapıldığı takdirde uzun yıllar bahçelerinizde yemyeşil bir görünüm sağlayabileceğinize dikkati çekiyor. Yemyeşil bahçemizi aynı yeşillikte sürdürebilmek adına nelere dikkat etmek gerekiyor? Sulamasıyla ilgili, gübresiyle ilgili vereceğiniz mesaj ve uyarı ne olacak? Rulo çimde sulama, gübreleme, biçme olarak değerlendirilirse bunların üçü zamanında ve düzenli şekilde yapıldığında hiçbir şekilde yeşili ve
seyrelmeyi, bu sık dokuyu bulabilirler. Hiçbir şekilde kaybetmeyeceklerini söyleyebilirim. Ömrü ne kadar olur peki ekimini yaptığımız, dikimini yaptığımız bahçemizde? Ya, tabii her şeyin de bir ömrünün sonunu olduğunu söyleyebilirim. Ya, rulo çimin, bir tohumun ömrü 7-8 yıl olarak söyleyebilirim. 7-8 yıl gibi bir süre. Bu da yeterince uzunca bir süre aslında. 7 yıl tabii boyunca. Bakımlarına düzgün bir şekilde yapıldığında 7 yıl bu yeşili, bu dokuyu yakalayabilirler müşterilerimiz. Siz 10 yıllık tecrübenizle, babanızla birlikte bir aile şirketi olarak, siz mühendislik bilginizle birlikte bu uygulama alanlarını, sahaları, evleri çok daha nezih hale dönüştürebilmiş oluyorsunuz. Peki bundan sonrası için ne hedefliyorsunuz? Adaçim'in hedeflerinde kısa, orta, uzun vadede neler yer alıyor Burak Bey? Gerekli bilgi ve tecrübelerimizle bu işi daha profesyonel ve makineleşmeyi ve teknolojilerden yararlanarak daha ekonomik ve sık güzel bir rulo çim üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Kendilerini tercih eden tüm çözüm ortaklarına teşekkür eden ziraat mühendisi Burak Şahin, daha geniş metrekareli alanlarda kaliteden ödün vermeden üretimlerine devam edeceklerini dile getirerek sözlerini noktalıyor. Sakarya'da Serdivan bölgesinde çok geniş bir arazide tecrübenizle üretimlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz nelerdir? Daha güzel yeşil bir çim, sık doku istiyorlarsa adaçimi tercih etmelerini önerebiliriz müşterilerimize, seyircilerimize. Vermiş olduğunuz bilgiler dolayısıyla size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın da devamını diliyoruz Burak Bey. Çok teşekkür ediyorum.